Tevfik. Oğlum yavaş ya. Kimse kaçırmıyor, hepsi senin. Nefis Hasan, nefis. Sana demiştim ya, buranın köftesi piyazda harika. Sen de yesene. İştahım kaçtı Tevfik. Niye? Ahmet'e taktın değil mi? Taktım ya. Ahmet de geliyor işte, iyi çocukmuş. Bak lafın üstüne bak sana. Ne olursun sakin ol. Bağırmadan, çağırmadan sakin sakin konuş, tamam mı? Afiyet olsun. Hoş geldin abi. Hoş geldin Ahmet, geç. Otur. Ya, otur bir şeyler ye, gel. Yok Tevfik abi, sağ ol, ben aç değilim. Ahmet. Ahmet oğlum, anlat bakalım bu simit satma işi nereden çıktı böyle? Dedim ya sana da baba işte, yani senin verdiğin para bana, bize yetmiyor. Ya o parayla bir aile bir ay gül gibi geçiniyor evladım. Tamam da baba, o gül gibi geçinen ailenin evinde Özdemirler yaşamıyor. Ahmet haklı Hasan. Şimdi bu Lütfü Bey bir işe girmiş. Ne kadar maaş aldığı belli değil. Kızı bir işte çalışıyor, ne yaptığı belli değil. O büyük kızı desen sanki onlarla hiç alakası yok. Bu Nermin Hanım desen o zaten bu dünyada yaşamıyor. Başka bir yerde yaşıyor. Onun kafa gitmiş, uçmuş iyice. Ahmet haklı Hasan. Ya bu Ayten de ya vallahi günde kaç boğaza yemek yapıyor biliyor musun sen baba? Kadına da yazık ama. Ne yapsın yani? Bütün gün çarşı pazarı eve taşıyıp duruyor. Bu Nermin Hanım ona hiç yardım etmiyor. Ben de ne yapayım? Düşündüm, taşındım. Ek iş yapmaya karar verdim. Ahmet haklı Hasan. Tevfik biliyorum haklı olduğunu. Haklı olmasına haklı da ne yapayım yani? Yakış günü o aileyi sokağa mı atayım? İşte ben de bu Lütfü'nün maaşını bekliyorum. Belki bir katkısı olur. Yani işte o maaş gelene kadar da benim para kazanmam şart. Hayır Ahmet, hayır. Ben daha ölmedim. Ben daha ölmedim. Ben hallederim. Ben onun bir çaresine bakarım. Senin dükkanda çalışman lazım Ahmet. Dükkanda. Ya, ama baba... Konuşma, konuşma. Ben ne dersem o. Hadi şimdi şey, bir şeyler ye. Bir köfteye. Bir buçuk. Ya baba... Bir buçuk. Bakar mısın? Gel evladım. Bir buçuk köfte. Bir de ayran. Oldu. Tamam. Hadi.